Duymadın mı Ergin? Oğuz'dan boşanacağım diyorum. Şu anda da sözleşmeye imzamı atıyorum. Aha. Demek imzaladın. Evet imzaladım. Ergin duydun mu? Ne gerekiyorsa yap, bir an önce başla bu işlemleri. Ergin bir kere benim avukatım. Eğer boşanmaya o kadar meraklıysa kendine bir avukat bul. Bir kere Ergin senin ortağın, benim avukatım. Siz de imzalamıyor musunuz kardeşim? Hadi. Sakın ha, sakın, sakın. Bırak kardeşim kalemi. Biz Eda Hanım'la anlaştık. Bizde satılık kafe yok. Oğuz sakin ol oğlum, bırak adamın elini. Evet Ergin, boşanmak istiyorum. Gayet ciddiyim. Ergin. Bırak şu kalemi. Ya Eda delirdin mi? Nereden çıktı şimdi bu? Ay burama Ergin. Geldi Ergin ya. Beni boşayacakmış. Ergin. Allah Allah. O beni boşayacağını, ben Ergin. Onu boşuyorum. Ergin. Ergin. Ver şu telefonu. Ne vereceğim ben? Ergin. Zor kullanmayın Oğuz Bey. Sakın imzalama bak. Anlaştık. Tamam tamam Ergin'cim. Ha? Ya Eda'cığım beni aranızdaki meselelere karıştırmayın tamam mı? Versene şu telefonu bana. Hadi imzalayın. Ama Ergin. O zaman ben de gidip başka müşteri bulayım bari. Kapattı korkak geldi. Tamam. İmzalıyorum. Evet, kafe el değiştirmiştir. Hayırlı olsun. Ah ya, ne yaptınız? Ah neler yaptınız be çocuğum. Sonunda olacağı buydu abla. Ya derdi ne bunların ya? Nereden çıktı şimdi şu boşanma işi? Ya bir şey olmaz. Deli onlar be. Bir şey çıkmaz bu işten merak etme. Ya Ferit Eda'nın nasıl konuştuğunu duysaydın böyle söylemezdin. Ya ben ablamı tanımıyor muyum? Bir şey olmaz. Belki de sen haklısın ya. Ben abartmış olamıyorum. Ergin! Sen ne biçim adamsın be? Bu senin yaptığına ne denir biliyor musun? Bu senin yaptığına resmen adamı sırtından bıçaklamak denir. Ne diyorsun sen Oğuz? Ne demek ne diyorsun ya? Niye sen telefonunu kapayıp kaçabileceğini mi sandın? Hain keltoş! Pis! Oğuz anlamadan dinlemeden konuşma. Ne anlamayacağım be? Ergin, Ergin diye inliyorum orada. Telefonu kapatıyorsun sana da bu hayat dersi olsun tamam mı? Hayatta kardeşim dediğin insanlara bile güvenmeyeceksin. Ya ne yaptım ben be? Daha ne yapacaksın be? Daha ne yapacaksın? Senle mi Brutus bunca yıllık arkadaşlığımıza puh sana puh. Ama dostluk. Oğuz bak Eda haklı. Senin ağzından çıkan kulaklarını duymuyor he. Ne duymayacak be? Sen esas. Eda'ya yaranacağım diye. Bak çok ileri gidiyorsun oğlum. Sonra pişman olacaksın. Asıl ileri giden sensin. Sen niçin alıyorsun Eda'nın avukatlığını? Niçin alıyorsun? Niçin? Almadım Oğuz, almadım. Aranızda halledin dedim. Ama şimdi sana inat, alıyorum Oğuz. Alıyor musun? O zaman ben de seni kovuyorum. Kovuldun! 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 Defol! Öyle mi? Asıl ben gidiyorum Oğuz. Ne halin varsa gör. Nereye gidiyorsun be? Ben kovdum seni bir kere önce. Hayır, Kentoş! Eda'cığım. Eda. Eda'cığım. Ne? Bak bu akşam güzel bir yemek yaparız. İşi tatlıya bağlarız, barışırsınız. Niye? Oğuz Bey'in aşçısı mıyım ben? Ne yerse yesin. Ama kızım öyle her kavgada pat diye boşanıyorum lafı olur mu? İkinize de ayıp vallahi. 5 tane çocuğunuz var ya. Bunları bana söylemeyeceksin Safiç. Bunları Oğuz Bey'e söyleyeceksin. Yapsın etsin, insanın üstünde tepinsin, kalbini kırsın, ondan sonra da gelip özür dilesin. Yeter ama artık ya. Yaptıklarını yutmaktan şiştim, patlayacağım vallahi. Ayrıca da Ergin de davayı kabul etmedi, benim avukat bulmam lazım. Atilla'yı da arayamam. Vallahi sen dellenmişsin kızım. Oğuz. Oğuz. Merhaba Eda. Merhaba. Oğuz. 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 Oğuz ha? Al sana Oğuz. Oğuz. Ver şu Oğuz'u da. Al bu da Oğuz. Bu da Oğuz ha. Ne oluyor? Oh be rahatladım. Eda senin bu kocan var ya senin bu kocan adamı delirtir ha. Karar verdim senin davanı alıyorum. Dımdızlak bırakacağım onu. Al sana.
satma dedim, sattı. Neden? Çünkü kocasına güvenmiyor. Neden? Neden? Sanki ben çocuklarımı geçindiremem. Sanki ben yuvamı geçindiremem. He? Allah Allah. Haksız mıyım Ferit? Haklısınız babacığım. Ondan sonra da işletme bilirim ben. Oho! Eda Hanım! Eda Hanım ben bilirim. Ben sıfırdan geldim, sıfırdan. Ha, paraya para demedim. Şimdi işler biraz bozuldu diye böyle mi oldu yani? Haksız mıyım Ferit? Haklısınız babacığım. Allah Allah. Ben bu matbaada da ikinci kez şaha kalkacağım. Kalkamaz mıyım Ferit? Kalkarsınız babacığım. Sen de ben de söylesem kalkarsınız babacığım. Yetersiniz babacığım. Hüttü de babacığım. Hüttü de babacığım. Babacığım, ya bu söylediklerinizi Eda ablaya da söyleseniz, aklı selim insanlarsınız sonuçta. Bana akıl verme bana. Bana akıl verme. Zaten bu olanların bir kız... Aç avucunu. Aç getir şuraya. Bir kısmı da senin o boş boğazlığın yüzünden oldu. Vallahi bak bacım, gerizekalı. Taş şu bana. Taş etmeli mi? Benim banka işim vardı, ben onu yapayım. Biraz daha dursam paralayacaktı vallahi beni. Ben gideyim Damla'yı alayım. Babam Ceren'i alacaktı. Hatırlatsam mı acaba? Dikilme camın önünde! Abla, hadi servisi bekletiyoruz, gelsene. Oğuz abinin bir işi var galiba. Olmaz, benim babamı beklemem lazım. Ne kadar saçma bir durum bu. Keşke bu cesareti evde de göstersen kız Lutesi. Bunu bana değil babama söylemen gerekiyor. Hadi gidelim. Servis bizi bekliyor. İyi o zaman sen burada babamı bekle. Biz de gidelim. Bay bay. Bay bay. Vallahi biz de işleri ayırdık Deli Dumrul'la. Sayende avukatlığa geri dönüyorum Edacığım. Teşekkür ederim. İyi yapıyorsun Ergin'cim. Dön tabii. Canım delidir melidir idare edelim dedik ama her şeyin bir haddi hududu var yahu. Aa. Evet çok haklısın. Ya bunca yıllık arkadaşın da ne dedi biliyor musun? Hain. Gücendin tabii. Neyse, aldırma sen Ergin'cim. Ben para pul da istemiyorum. Boşa beni bu adamdan gitsin kardeşim. Yeter. Evet. Şeytanın avukatı. Ne? Ne dedi? Avukat? Şeytanın avukatı. Neyse Eda'cığım, ben gidiyorum. Sen hiç merak etme. Arkanda ben varım. Alacağız bu davayı. Hain Keltoş. Hayır, keltoş. Hiç cevap verme Ergin'cim. Zaten bu adamla mahkemede hesaplaşacağız. E mi kardeşim? Hoşça kal Eda'cığım. Hayır Selah, hayır. Telefonumu da aldın zaten. Ne yapacağım ben şimdi? Bana ne ya? Taksiye binerim, ödersin parasını. Acı Badem'e gideceğiz. Ya da vazgeçtim. Barlar Sokağı'na. Ya Ferit sen onları bilmiyor musun? Onların yaşam biçimi bu. Kavga etmek. Sevgilim bu sefer bütün kavgaları bitirecek bir kavga olmuş ama. Ya ağızlarından boşanma lafı çıkmıştır ama ciddi değillerdir. Ciddiler diyorum ya. Ama bence sen abartıyorsun. Gir bak bakalım ben mi abartıyorum? Sizi bekliyordum ben de. Ne oldu abla? Sizin kata yerleşiyorum ben. Zaten benim odayı da kullanmıyorsunuz. Size bir sıkıntım da olmaz. Abla ne demek, ne sıkıntısı olacak da yani babamla birazcık tartıştınız diye şimdi. Birazcık değil, bayağı. Çocukları bu akşam sen yedirirsin. Benim hiç keyfim yok, olur mu? Olur. Ben eşyalarımı toplamaya gidiyorum. Gördün mü? Adab-ı muaşeret diye bir şey vardır efendim. Sanırım sizin haberiniz yok tabii böyle bir şeyden, evet. Ya ablam hala ortalıkta yok. Oğuz abi geldi ama. Ama
Ablamın da gelmesi gerekirdi. Ceren ablaya annem bile fark etmedi. Bence bu durumun kimse farkında değil Timur. Ve Oğuz abiye soralım mı? Bence de. Baba, ya sana bir şey soracağız. Derslerle ilgili bir şeyse kızım, Damla ablanıza sorun. Damla, ha, bak sana bir şey soracaklarmış. Yemeği soruyorsanız bu gece aşağıda yiyeceğiz. Hayır, yemeği sormayacağız. Biz başka bir şey soracağız. Veda anne. Seyahate mi? Alt kata yerleşiyorum efendim. Siz zahmet etmeseydiniz ben çatıya yerleşirdim. İster çatıya Tüneyin efendim, umurumda değil. Ben kendi mülküme kesin dönüş yapıyorum. Sen de aşağı iniyorsun. Anne. Ne? Baba. Ya biri bize burada ne olduğunu açıklayabilir mi acaba? Biz boşanıyoruz kızım. Ne? O zaman ilk önce ablam bunun sonra boşanırsınız. Ablam ortalıkta yok baba. Demek seni almayı unuttu öyle mi? Ceza vermesi kolay ama uygulaması zor. Ya adamın işi gücü var zaten. Nasıl beni her gün bırakıp alacak ki? Ben bekliyordum her geç böyle bir şey. Özledim seni. Ben de. Arda ya. Bu taksi parası sana kaldı ama biliyorsun bende hiç yok. Canım ne önemi var? Acaba baban seni almayı ne zaman unutur tekrar? Nasıl görüşeceğiz biz Ceren? Aslında bu biraz da sana bağlı. Nasıl yani? Yani senin aran Efe ile ne kadar iyi olursa biz o kadar sık görüşürüz. Ya Ceren. Ya Arda bak ben bana verilen cezaları ancak böyle Efe ile buluşmaya gidiyorum. İşte Efe ile sinemaya gidiyorum falan diye yumuşatabilirim. Ne yapmamı istiyorsun? Geçen hafta dövdüğüm çocukla kardeş gibi mi olayım bir anda? Hayır tabii ki o kadar abartmana gerek yok ama aranız daha iyi olabilir. Ya ben şimdi onun suyuna gitmeye çalıştıkça o korktuğumu zannedecek. İyice dayılanacak, ortalıkta öyle dolaşacak. İyice sinir olacağım ben de. Hayır Arda. Efe öyle sandığın gibi bir insan değildir. Dürüsttür. Bizi başından beri bildiği halde kimseye bir şey söylemedi. Yaman'ın oğlu değil mi Efe? O zaman o kadar güvenme bence ona. O babasının olduğu kadar Eda ablanın da oğlu. Hani senin şu köşkü bastığın, sarhoş olduğun gece seni içeri alıp uyumanı sağlayan kadın. Ya babama kalsaydı şimdi seni eritiyorduk hala. Donmuştun soğukta. Tamam hatırlatma. Ceren'i göreceğim. Ceren'i görüp gideceğim. Burada bekliyorum. Bekliyorum burada. Vay. Taklitler falan. Tamam Ceren Hanım. Tamam görüşeceğiz ama görürsün. Ne yapıyorum ben ya? Sizin yüzünüzden kızımı unuttum. Bende ne ilgisi var canım Allah Allah. Tamamen sizin kişisel sorumsuzluğunuzla ilgili yani. Ama. Affedersiniz ama ben sorumsuz bir baba değilim. Kafamı bıraktınız adamda. Sizde kafa mı vardı? Çok şaşırdım. Eda Hanım, siz bana kafasız mı demeye çalışıyorsunuz? Ben bir şey demeye çalışmıyorum efendim. Ben direkt olarak söylüyorum. Siz kafasızsınız. Sizde kafa olsa benim gibi bir kadını kaçırmazdınız bir kere. Esas sizde kafa olsa böyle bir yuvayı dağıtmak için bu kadar çabalamazsınız. Yeter. Kavga etmeyin. Ceren. Kafamın kaldı kızım. Hadi baba çıkalım. Tamam. Ya nereye gidiyorsunuz anlamadım. Ya önce karakola falan bakalım işte. Ya da Allah korusun. Hastaneye. Ay Allah korusun ya. Havaalanına gitsenize daha iyi. Biz yaptığınız espriyi pek anlamadık Eda Hanım. Canım ne polisi ne karakolu Allah korusun. Bir ne bileyim ben okulun güvenliğini arayın, müdür muavinini arayın, bir arkadaşını arayın. Ondan sonra hastanesinin polisini düşünürsünüz onu diyorum. Eda abla haklı. Onu biz de düşündük. Ama insana kafa bırakmadınız ki arayacaktık ama söylemeye gerek duymadık. Hatırlattığınız için teşekkür ederiz sağ olun. Ben okulu arıyorum. Neredesin kızım sen? Esas sen neredesin baba ya? Ağaç oldum senin yüzünden bekle bekle. Hadi o unuttu. Sen niye hatırlatmıyorsun Eda abla? Haklısın kızım. Ne acayip ebeveynlersiniz siz ya. Madem bir ceza veriyorsunuz arkasında durun. Sefil oldum bu sokakta bekle bekle. Kızım ben tamamen yani tamam. Hayır yani şimdi taksiye bineceğim. Param yok. Sonra arayacağım telefonum yok.
güvenlikçilerden borç istedim utana sıkıla. Sonra zar zor bir taksi buldum. Taksici de garip çıktı. Adam dolandırdı da dolandırdı. Korkudan bir şey de diyemedim. Yani ben de tek başına bir genç kızım İstanbul sokaklarında. 50 lira alabilir miyim baba? Yarın bari vereyim insanların parasını. Tamam vereyim. Vereyim. Hatta bunu üstünde bulunsun bunu da. Bunu da al. Olacak şey değil efendim ya. Yani madem ceza veriyorsunuz kontrol edin. Uğraşamayacaksanız ceza vermeyin efendim. Allah Allah ya. Efendim kadehimi değerli eşim, cesur yatırımcı Şule Hanım'a ve rüzgardan hızlı ortağım Refik Bey'e kaldırıyorum. Vallahi tebrik ederim Refik. Biz villayı aldık. Kaç saat sonra sattık Yaman? Tam 27 saat sonra. Vallahi Şule Hanım, ben o müşteriyi biz o villayı daha satın almadan bulmuştum zaten. Helal olsun be Refik, helal olsun. Efe, sen de bir kadeh iç be bu gece, yakışır. Yok baba, sağ ol. Yarın antrenmanım var. Antrenmanından önce son bir antrenman maçına ne dersin? Yumruğun da acısını çıkarmak istiyorsundur kesin. Üstelik buradan daha eğlenceli olacağı da kesin. Bana uyar. Bunlar iyi mi anlaşmaya başladı? Yoksa ben bu kaliteli şampanya yüzünden hayal mi görüyorum? Canım, alışkın olmadığımızdan değil. Lafın gelişi işte. Yani Refik, şampanyadan olduğunu hiç sanmıyorum. Ne dersin Yaman? Hayatım, ben sana her şey yavaş yavaş düzelecek, yoluna girecek demiyor muydum? Bak, hadi bakalım. Aslanların kardeşliğiyle içelim. Aslan kardeşliğiyle. Aslan kardeşliğiyle. Eda abla, ya siz şimdi ciddi ciddi boşanıyor musunuz yani? Kızım, bu işin ciddisi şakası olur mu? Boşanacağız tabii. Hem yeter canım. Bıktım ben bu Oğuz Bey'den. Ay yok, Oğuz sinirlendi. Ay şimdi bağıracak. Ay şimdi kavga çıkacak. Ay şimdi Ferit'e saldıracak. Aman idare et. Aa, yeter canım. Allah Allah. Yani ben bütün bunları idare ederken, sabrederken beni takdir edeceği yerde bir de ikide bir tehdit ediyor. Boşarım, boşarım diye. Peygamber misin, paşa mısın, ağa mısın be? Aa! Haksız mıyım? Tabii anne. Yani karı koca arasında olur böyle şeyler. Ha, çok haklısın Eda abla. En haklısın. Siz de bu duruma alışın artık. Yeter. Biz de bundan böyle alt kata yerleşiyoruz. Ben de sizinle beraber kalacağım. O yüzden kira vermenize gerek yok. Abla? Allah! Allah Allah! Aa, olur mu abla öyle şey? Anne, ben aşağı kata taşınmak istemiyorum. Hem çok az oda var. Sinirlendirme beni. Ben nereye, sen oraya. Anne, iki gün sonra zaten barışacaksınız. Haydi yine üst kata. Timur, vallahi bak çok sinirleniyorum. Doğru düzgün konuş. Ben ne dediysem o olacak. Burada kalacağız. Baba, ver ben alayım. Yok, gerek yok kızım, ben şey yaparım. Babacığım ver, alırım ben, bırak. Sinirlerim boşaldı. Timur, istersen sen oğlum yukarıda kalabilirsin. Teşekkür ederiz. Timur burada kalacak. Timur, ben senin odanı bozmuyorum. Eğer sen istersen odayı kullanabilirsin. Gerek yok. Ya bir dakika, yine başlamayın tartışmaya. Timur ödevlerini yukarıda yapar, uyumaya da buraya gelir. Ben bakarım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ne oluyor yine? Ya sizi karnımıza öldürecek misiniz be? Yok köşkü satacağız, yok boşanacağız. Nedir bu ya? Aa! Dur be. Ay. artık bu son maçımızdır ha? Niye?
Bir süre sonra sürekli yenilmek insana sıkıcı gelir ha? Yo. Bu kadar sene kaptanlık yaptıktan sonra alışıyor insan. Hem yenmek de var, yenilmek de. Bence sen de bir an önce alışsan iyi olur. Sağ ol kaptan. Bunu unutmam. Hop hop, ne yapıyorsun? İçme o suyu. Ben ikimizi de yapıyorum. Şişersin şimdi. Tamam. Ceren selam söyledi bu arada. Aleyküm selam. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Üzmüyorsun değil mi kız kardeşimi? Üzmüyorum, merak etme. Zaten istesem de üzemem. Ne hale geldiğini biliyorsun üzülünce. Sesi deyince ya. Hatta şöyle çıkıyor bak. Eda'cığım ya. Her tartışmadan sonra biz ayrılıyoruz, olur mu ya? Laf ağızdan bir kere çıkar. Öyle ben seni boşuyorum derken düşünecekti Muhtar amca. Yavrum, çocuğun kızgınlıkla ağzından çıkmış. Sen de uzatmayıver be kızım. Hayır Safiye abla, ok yaydan çıktı bir kere. Yani madem bu kadar hevesli, tamam. Ya o kadar istekli olmasa ikide bir söyler mi boşayacağım, boşayacağım diye. Hey güzel Allah'ım hey. Oğlum değer mi? Ne kadar uğraştınız bir araya gelebilmek, bir yuva kurmak için değil mi? Değil mi, değil mi, değil mi Numan amca da işte demek ki bu kadar basitmiş Eda Hanım için boşanmak. O razıysa ben hayda hayda razıyım yani. Ama oğlum sen de ikide bir de boşarım boşarım diye tutuyormuşsun. Yahu demedim. Demedim bir ya da iki kere. Hadi bilemedin üç kere dedim. Onu da şaka yaptım, espri yaptım ya. Espri duygusu olmayan bir kadın yani. Ne kadar zaten beraber yaşayabilirim ki ben? İnceldiği yerden kopsun. Ay fesubhanallah ama. Ama uzattılar ya. Nasıl olsa barışacaklar. İddiaya var mısın Ceren abla? Bunlar iki günde barışırlar. Bu sefer daha ciddi. Ben bir hafta diyorum. Eğer kazanırsam babamı sizi sinemaya götüreyim diye ikna edeceksiniz. Kazanamazsam sizin istediğiniz bir şey. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Vallahi Eda abla Nuh diyor, peygamber demiyor. Merak etme aşkım. Köyümüzün ihtiyar heyeti geldi. Gerekirse bezdirme politikası uygularlar. Yine ikna ederler. Ya sus bir dakika dur. Ne söylüyorlar? Sen konuşunca iyi, ben konuşunca mı kötü? Bak kızım. Bizim eşeğin de yaptığı laf değil ama. Sen de bir iyi düşün be Eda'cığım. Aksilikler üst üste geldi be Eda'cığım. İflastı, bebekti. Bunaldı insanlar. Ne olur biraz daha hoşgörülü olun birbirimize karşı. O da doğru ama yani. Bak bu gece güzel bir uyuyor. İyice bir düşün. Gene kararın böyleyse ne yapalım? Ama iyi düşün güzel kızım bak. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bak oğlum, beni dinle. İnadım yüzünden hayatta başıma neler geldi biliyorsun. Ama aynı şey değil ki. Hayatımın aşkı benim dangalaklığım yüzünden en yakın arkadaşımın karısı oldu. Estağfurullah. Olsun, ondan mutlu olsunlar, o bana yeter. Ama insan bazen diye de düşünüyor değil mi? Benim yaşıma geldiğinde benim gibi pişmanlıkların mı olsun istiyorsun yani, ha? Tamam, o da doğru ama... Bak oğlum, şimdi sen bu seninle oturur gecelik içersin. Sakın içme. Erken yat. Sabahleyin erkenden kalk. Sakin sakin düşün. Öyle karar ver. Sonra başını vuracak duvar bulamazsın maazallah. Günaydın Arda'cığım. Günaydın. Ya anne bugün davulu tamire götüreceğim de senin arabaya ihtiyacım var. Ama Arda yani. Ya anne yapma, 40 yılda bir şey istedim zaten. Yani iyi de oğlum, Şahin arabayla gitti memleketine. Benim arabada... Dur tahmin edeyim, Yaman'da değil mi? Evet, ona verdim. Kendi arabası tamirdeymiş. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Bugün seninle çıkıp... Gidip araba alalım. Zaten ihtiyaç var. Peki bir şey soracağım. Sen bu adama vekalet de verdin mi? Arda. Verdin mi, vermedin mi?
Ne söyleyeyim anne, ne söyleyeyim ya? Bu adam bu çapta bir adam değil diyorum sana. Bu kadar saf mısın? Aa, yeter ama artık Arda. Bu kadar meraklıysan okulunu bitirirsin, geçersin işlerin başına. Ben de kimseye vekalet vermek zorunda kalmam. Aa Efe, ne haber? İyidir kontür fakiri. Sen anlat bakalım, köşte havalar nasıl? İşte parçalı bulutlu. Her zamanki Eda Hanım Oğuz Bey klasiği. Ya yine ne oldu? Bu sefer biraz abarttılar. Bayağı boşanmaya kadar uzattılar işi yani. Biz çocuklarla iddiaya girdik bakalım ne kadar sürecek diye. Var mısın sen de? Ne diyorsun kızım sen? Ne boşanması ya? Efendim niye bu kadar abartıyorsun? Her zamanki durumlardan bir tanesi işte. Sana öyle geliyor. Annem hiç hoşlanmaz bu boşanma durumlarından. Şaka yapmaz yani. Efe arıyor. Alo. Alo anne. Nasılsın annem, iyi misin? İyiyim anne de ben bir şey duydum, boşanma falan. Ne oluyor? Boş ver oğlum, sen dur şimdi, bunları düşünme. Daha duruyoruz. Sen nasılsın, iyi misin? Nasıl, rahat mısın o evde? İyi gidiyor, fena değil. Arda da eve taşındı. Ya bir değişiklik yok başka. Her şey normal yani. Ne? Bana bak. Rahat değilsen hemen taşın oradan. Bak hiçbir şeyden endişelenme. Mahkeme ise mahkeme oğlum. Hemen gel buraya. Anne bir problem yok işte. Sen de çıkartma. İyiyim ben. Zaten barıştık Arda'yla. Tamam peki annem. Sen öyle diyorsan. Kendine iyi bak tamam mı kuzum? Hadi görüşürüz. Ama Safiş. Ne olmuş? Kadının oğlu Arda eve taşınmış. Çocuk şimdi onunla birlikte mi yaşayacak orada? Aman Efe memnunsa hiç sorun yok bence. Ne yapalım? Ne dedi Eda abla? Ne diyecek? Öyle yuvarladı işte. Gördün mü? Ben dedim sana işte. Zaten muhtar amcalar dün köşke bir çıkartma yaptılar, görecektin. Kesin yumuşarlar. İnşallah. Efe. Sen bu hafta sonu beni köşkten kaçırsana. Bak ya. Köşkte boşanma durumları var. Sen bana beni kaçırsana diyorsun ya. Ya Efe kendini de aradın gördün işte. Yok ortada bir şey. Ya Efe ne olur çok sıkıldım. Hem sadece senle gidince izin veriyorlar. Lütfen. Tamam bakarız. Oğuz Bey benden istediğiniz boşanma avukatları, isimleri ve telefonları. Sırayla aramamı ister misiniz? Ben ararım. Teşekkür ederim. Peki. Kim? Ergin. Buraya bağla. Alo. Ergin Bey. Neden cep telefonundan aramadınız? Nedir bu resmiyet? Labali olmayalım Oğuz Bey. Ben sizi Eda Hanım'ın avukatı olarak arıyorum. Ya bırak Ergin ya Allah. Oğuz Bey, ben ve müvekkilim. Sen mi neyin? Lütfen biraz daha ciddi olur musunuz? Olurum. Ulan bunca yıllık dostum, arkadaşım, iş ortağım. Tamam söyle, söyle ne sen ve müvekkilin. Söyle bakayım bana ne istiyorsun sen? Anlaşıldı. Sizinle mahkemeden önce sakin sakin konuşmak mümkün olmayacak Oğuz Bey. Olmayacak, olmayacak. Zaten telefonu kapatırsanız ben de kendi avukatımı arayacağım. Bundan sonra da zaten onu ararsınız, beni aramayın. Tamam mı? Beni de rahatsız etmeyin. Allah Allah. Bir de beni sinirlendiriyor, kendi de aramıyor. Bir de karı koca olacağız biz. Yani olacak iş değil. Ben de dün gece neler düşünmüştüm. Lan yarabbim ya. Demek bu kadar meraklısınız boşanmaya Eda Hanım. Peki. Safiş bak. İyi ki fırınları, ocağı falan satmadık. Elimizde kalan parayla küçük bir dükkan tutarız. Fırınımızı, ocağımızı içine yerleştiririz. İşimize devam ederiz ha. O kolay. Vallahi de kolay. Ama sen bizim dediklerimizi düşündün mü Eda'cığım ha? Vallahi düşünüyorum da. Oğuz da çok kırdı beni be Safiş. Ya şu son olaylarda çok üstüme geldi yani. Ah kızım ah. Sen belli ki henüz kararını verememişsin. Gel şu Ergin'e söyle de birazcık ağırdan alsın. Şu mahkeme işlerini. Hı? Bilmiyorum. Ah, iyi adam lafın üstüne.
Efendim Ergin. Ben de şimdi seni arayacaktım. Ya ben düşündüm ki... Eda, bu Oğuz delirmiş. Ne var, ne oldu? Ya telefon açtım, bir dayak yemediğim kaldı kendisinden. Ne diyor? Beyefendiyi bundan sonra rahatsız etmeyecekmişiz de avukatıyla görüşecekmişiz. Avukat mı tutmuş kendine? Avukat mı? Evet. Ben aradığımda da tam avukatını aramak üzereymiş beyefendi. Safiş beyefendi kendini avukat tutmuş. Biz de burada neler konuşuyoruz seninle? Alo? Ergin. Madem avukat tutmuş kendine, tamam kardeşim, biz de asılalım davaya. Merak etme Eda. Bundan sonra böyle konuşsun bakalım. Sana öyle bir nafaka bağlatacağım ki... Sana öyle bir nafaka bağlatacağım ki... Oğuz Bey'in kulakları yerlerinden oynayacak. Yok, ben hiçbir şey istemiyorum, nafaka falan. Kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacım yok benim. Boşa beni yeter. Hadi görüşürüz. Ah be kızım, ne yapıyorsunuz ya? Bu ne acele? Avukat tutmuş kendine ya. Şuna bak. Bir de sen de buna böyle attan al, mattan al filan diyorsun. Ya bir Oğuz'a bir de bekara karı boşamak bu kadar kolay işte. Boşanacak bir şey. Boşansın da göre. İşte sana boşanma. Buyurun. Allah Allah ya. Efe. Efe. Gel bak aslanım, kendime ne aldım, gel. Bak. Şahaneymiş. Ben odama çıkıyorum. Senin neyin var Efe? Yok bir şey. Şu bir şeyim yok kısmını bir atlayalım aslanım ha. Hadi şimdi kükre. Annemle Oğuz abinin arası pek iyi değilmiş de. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Düzelirler. Evleneceğiz diye bir taraflarını yırttılar. Öyle kolay kolay boşanamazlar. Ne o? Yoksa boşanıyorlar mı lan? Yapma ya. Tamam baba, kasma kendini. Rahat ol. Sevindiğini biliyorum. Yüz felci geçireceksin şimdi. Üzüldün mü oğlum? Vallahi üzüldüm Efe. Demek Ferhat ile Şirin yapamadılar ha. Yine mi arka kapı sendromu? Hayır baba, yani önden girsek ne olur, anlamıyorum ki. Ne kadar saçma şeylere takılıyorsunuz. Karışma. Sen benim işime karışma. Hoş geldiniz baba. İyi akşamlar. Oo babacığım. Bakıyorum unutmamışsınız bugün ortanca prensesi. Ha, Ferit. Bu akşam bir misafirim gelecek. Arka kapıyı bilmiyor o doğal olarak. Ön kapıdan girecek. Yukarıya yönlendirirsiniz. Kim gelecek? Boşanma davalarında çok uzman bir avukat. Ceren'cim, boşanma davalarında uzman olduğu kadar ünlü de bir insan. Yani boşanma davalarında... Ya boşu yok diyeyim ben sana. Boşu yok yani. Ben Oğuz Bey'in avukatıyım. Kendisi evde değil mi? Evde. Merhaba Sabutay. Hoş geldin. Buyur. Dökül bakalım. Bizim Afacan Yaman neler yapıyor? Kadının parasıyla emlak alım satımı yapıyorlar. Kaça alıyorlar? Kaça satıyorlar? Kadına ne kadar diyorlar? Allah bilir. Bak bak, çakala bak. Balayına gidecek bile sabrı yokmuş. Şerefsiz vampir. Direkt şah damarına dalıyor. Abi pardon, böyle aniden girdim de... acil söylemem gereken bir şey var. Biliyorum Arda, biliyorum. Benim de sana anlatmam gerekenler var. Otur. Siz de akşam akşam köşke kadar zahmet ettiniz. Gündüz koşturmaktan vakit bulamıyoruz. Ortak dostlarımız sağ olsunlar.
Yoksa prensibim değildir. Evet. Çocuklar, merhaba deyin Sinan'ıma. Benim avukatım bunlar da Merve, Ceren ve... Timur! Çabuk aşağı in anneciğim. Tamam anne, geliyorum. Hadi siz de odanıza. Bizim Füsun'la konuşacaklarımız var. Hadi bakalım. Bir şey içer misiniz? Teşekkür ederim. Acelem var. Uzun zamandır da aramızda çiyan yoktu. Safiye ablaların konuşmaları işe yaramamış demek ki. Ay babam da gitmiş en uyuz avukatı bulmuş ya. Ay çiyan. Ay sabah da konuşabilirlerdi. Babam inat yapıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eda abla kesin bir misilleme hazırlamıştır. İnşallah. Alo Ergin, bana bak bu Oğuz kendine avukat tutmuş. Şu anda yukarıda konuşuyorlar. Sen çabuk atla buraya gel. Ben ikiye karşı tek kalamam burada. Biz de kendi davamızın üstünden geçelim. Hadi çabuk. Öyle işte abi. Adam örümcek gibi. Hangi ara ne zaman ağlarını örmeye başladı anlamadım ki. Ne yapacağım da bilmiyorum. Ağzını burnunu kırasım geliyor. Ağız burun kırmak kolay. Tecrübeyle sabittir. Zor olan akıllı ve sabırlı olmak. Ne yapacağız peki abi? Bu adamlar iş adamı falan değil. Evet. Bunlar profesyonel düzenbaz. Aynen öyle. O yüzden bunların ofisi falan yok. Sen şimdi ne yapıp ne edip anneni bu heriflerin ofisini görmeye ikna edeceksin. Sürpriz. Dur bakalım ondan sonra ne yapacaklar? Ya bir ortağınız olsa size hiç güvenmesi. Ya aynı çatı altında yaşayabilir misiniz? Ya bakın ben 3 tane kız çocuğu büyüttüm. Bir ev nasıl döner bilirim yani. Sizin durumunuz genelde benim Türk erkeklerinde rastladığım bir durum. Anlamadım. Evin erkeği benim. Parayı ben getiririm. Siz beni pek anlamadınız galiba. Eşinizi kınıyorum. Ben olsam dükkanı satmazdım. Bir kadın kendi ayakları üstünde durmalı değil mi? Ne kadar iyi niyetli olursa olsun sonra böyle kocalarından eziyet çekerler. Füsun, siz benim tarafımda mısınız yoksa Eda Hanım'ın tarafında mısınız? Profesyonel olarak sizi tabii. Siz 6 aylık evlisiniz. Sizi hemen boşayabilirim ama... Ama? Bu tür davalardaki tek sorun çiftlerin ani bir kararla boşanmaya karar verip ardından da davadan vazgeçmeleridir. Boşanmak istediğinizden emin misiniz? Kesinlikle eminim. Kesinlikle eminim. Kurtarın beni bu kadından. Bir an önce çabuk. Yani sırf bana inadına kadın avukat tutmuş ya. Genç mi bari? Sana ne? Ya şey için sordum hani tecrübeli mi tecrübesiz mi diye sordum Eda'cığım. Sen oradan öyle sorunca buradan yanlış anlaşılıyor Ergin. Allah Allah ya. Şimdi Eda'cığım bak yani yarın öbür gün pişman olup davadan vazgeçmeyeceğine eminsin değil mi? Yani öyle bir sinirle söyledin de emin misin boşanmaya? Kesinlikle. Kurtar beni bu adamdan bir an önce çabuk. Peki. Ben sizi yolcu edeyim efendim. Aman dikkat merdivenler. Dur buradan buyurun. Ben bir taksi çağırsa mıydım? Arabayla geldim. Hı. Aman dikkat topuk sıkışmasın. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Eda Hanım'ın avukatı Ergin Özkan. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Memnun oldum. Ben de. Ben sizi arabanıza kadar geçireyim. Arabanıza kadar eşlik edeyim. Şeytanın avukatını izlemiş miydiniz? Ya ne oluyor ya? Ağzının içine düşecektin kadının. Bana ne söylüyorsun sen? Önce kendi kocana baksana. Zaten ne hali varsa görsün. Ama öldü kibarlıktan, geberdi. Çok yakında eski kocam olacak. Kurtar beni bu adamdan, çabuk. Refik, çok düşeş bir arazi buldum. Kadıköy'ün göbeğinde neredeyse. Bak, çok varisi varmış. Hemen satmak istiyorlarmış. Kaç paraysa kaç para be oğlum. Sanki bizim para derdimiz var. Hadi, benim çıkmam lazım. Ha,
Sana son havadisi vermeyi unutuyordum. Eda ile Oğuz boşanıyorlarmış oğlum. Tabii ya. Alma Mazlum'un ahını. Refik, burada Mazlum ben oluyorum. Kim olacak? Hadi hadi. Bir saat sonra Kadıköy'de görüşürüz. Haydi babay. Merhaba hayatım. Merhaba tatlım. Çok mutlu görünüyorsun bugün. Mutlu olmamak için hiçbir sebebim yok ki. Sen bana öyle uğurlu geldin ki Şule. Benim hemen çıkmam lazım. Önce Kadıköy'e uğrayacağım, sonra da ofise geçeceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Arda. Ya biz ilk celseden önce bunları barıştırmazsak vallahi boşanacaklar ya. Doğru diyorsun hayatım da nasıl barıştıracağız? İki inat birbirlerinin suratına bile bakmıyorlar. Ya şunlar kavga etmeden şöyle bir yan yana getirebilsek diyorum. Ha? Ya ikisini ayrı ayrı çağırıp bir kafede buluştursak. Numan amca çok parlak fikirlerim var. Ondan sonra kafe havaya uçsun değil mi? Yok yok, bizim evimizde yapamazlar. Biz orada olacağız. Canım ilk gece biz alttan aldık, hata ettik. Hata ettik tabii ya. Sert davranmalıydık biraz. Ama bu sefer bir fırça çektik mi her şey tamamdır. Ama olmaz ki. Siz çağırırsanız hemen anlarlar bunlar. Biz niye çağıralım canım? Ferit Eda'yı ikna eder. Damla da olsun olur biter. İyi de nasıl edeceğiz? Ya artık o kadarını da siz düşünün yani. Sen şundan bir tabak daha getirsene buraya. Aa muhtar. Biliyorsun doktor yasak etti. Yasak falan yok. 6 aydır yasağa uyduk. Artık yok. Bugün yiyeceğiz. Evet tabii. Biz yok. Daha biz muhtarla kokoreç yemeye gideceğiz değil mi muhtar? Tabii. Ay yok canım daha neler. Bana bakın bir de fesatı falan geçirirsiniz vallahi bakmam. Olmaz hiçbir şey merak etme. Bak Arda. Benim kocama güvenim sonsuz. Ya kimi sevsem güvensem hep aynı şeyi yapıyorsun. Ne yapıyorum anne ya? Ne yapıyorum? Ne yaptın bugüne kadar? Ya ne olursun adamın sahtekar olduğu gün gibi ortada artık. Şu son emlak işinde kim bilir senden ne kadar götürdüler biliyor musun? Arda! Kendine gel! Bence sen kendine gel anne hem de bir an önce. Daha dün tanıdığın bir adama nasıl bu kadar çok güvenebiliyorsun ya? Bana hiç yalan söylemedi. Nereden biliyorsun? Ne biliyorsun ki yalan söylemedi diyorsun? Bu adam her gün ofise gidiyorum, ofise geç kaldım diye bu evden çıkıyor mu? Çıkıyor. Nerede bu ofis? Hiç gördün mü ofislerini? Müstakbel kocanın ve o müthiş ortağının ofisini hiç gördün mü? Ya ne olur biraz akıllı ol anne ya, ne olursun. Daha geçen gün bu adamın eski karısına kazık atmak için seni kullanmaya çalıştığını unutma anne. Çok mu küçük geldin? Yok yok ya, zaten catering işi için bana bir küçük mutfak yeter. Eşyalarımı sığdırayım, o yeter yani. Hayırlı uğurlu olsun. Safinaz teyzeden öğrendim. Tutuyor musun? Bakalım, daha belli değil. Niye? Ya çok uygun burası sana işte. Malum kişinin matbaasına çok yakın. Yalnız dükkanda müşteri bekliyor. Bir karar verseniz. Tamam, bir düşüneyim. Bir dakika. Ölçelim, biçelim. Tamam, ben dışarı bekliyorum. Abla, ya vallahi bak. Bu mahallede bundan daha düzgün, sana daha uygun bir dükkan bulamazsın. Ama dersen ki ben başka bir yere taşınacağım, onu bilemem tabii. Ne taşınacağım be? Ne taşınacağım? Kendi mahallemden, kendi köşkümden. Taşınmam. O zaman bu matbaaya yakın olmasını da aldırmaman lazım. Haklısın ya. Tutayım ben burayı. Bir şey söyleyeceğim. Hem bunu kutlayalım biz bu gece. Çıkalım sen, ben, Damla. Gidelim bir şeyler içelim, yiyelim falan. Bana bak. Sakın bu işin içinde bir iş olmasın. Yok be abla. Aa boş ver. Çocuklara kim bakacak ya? Siz boşandıktan sonra kim bakacaksa o bakacak. Antrenman yapsın malum kişi. Evet. Yapsın. Tamam. Tut bakayım şöyle bir şey yapalım. Hepsini taşıdınız değil mi? Evet, merak etmeyin Oğuz Bey. Sağ olun Hamal Bey. Prova baskı çıktı Oğuz Bey. Ya 16 değil, 14 olacak. 14. Çabuk basın hadi, yetişmeyecek yoksa baskılar. Peki efendim. Allah Allah. Kolay gelsin baba. Kolaysa başına gelsin.
Bak kızınca kızdı diyorsun, gene yok kocan ortada. Sen buradasın, kocan yok. Baba niye bilmeden konuşuyorsun? Bize akşam yemeği için yer ayarlıyor. Biz derken? Sen, ben, kızlar. Ya uzun zamandır beraber yemiyorduk. Tam zamanını buldunuz ha yani. Baba ne yapalım? Köşkte zaten ortam gergin. Hem kızlar da istedi. Kızlar mı istedi? Evet. Tamam, gelirim ama o konuyu konuşmam. Söyle kızlara da. Tamam baba, tamam, konuşmayız. Hadi görüşürüz. Dur, gitme. Gitme. Bir dakika. Gelmişken şu çeki bozduruver bankadan hadi. Ya of baba ya. Şimdi muhtar. Ay, yürümek de işe yaramadı. Çok kötüyüm ben ya. Ben de öyle. Ben de öyle, sorma. Ay, ya hep senin yüzünden muhtar ya. Koca bir şey, ekmek, kokoreç yedik. Üzerine o midi tavaları niye söyledin ya? Gene Allah başlama Allah. Senin yüzünden diye. Esas senin yüzünden. Niye? 6 aydır bir daha böyle yemek yemeyeceğiz. Ay. Yiyelim dedin. Yedik, bu hale geldik işte. Ay. Alo. Füsun Hanım. Merhabalar. Ben avukat Ergin Özkan. Merhaba Ergin Bey. Efendim diyorum ki müvekkillerimizi bir araya getirip avukatları olarak son defa konuşsak. Mal paylaşımıydı, nafakaydı. Şu pürüzleri ortadan kaldırsak ne dersiniz? Olur, çok sağlıklı olur. Peki yarın saat 1 uygun mu efendim? Evet uygun. Tamam. Ne yapalım, sizde mi buluşalım yoksa bende mi? Ya da bir öğle yemeğine ne dersiniz? Hiç mi konuşma bu Ergin Bey, sanki çıkma teklif eder gibi. Benim ofisimde buluşuruz. Sekreterim sizi arayıp adresi verir. Allah kahretsin seni Ergin ya. Ya böyle mi söylenir ya? Yok yarın bir de sende mi buluşalım, bende mi buluşalım? Yok öyle mi? Ya madem böyle bir kumpas vardı, okulda niye haber vermedin Ceren? Bizim de şimdi haberimiz oldu Efe. Hay Allah, tamam ben fırlıyorum o zaman. Ne oldu Efe? Çıkıyor musun yoksa? Evet, acil çıkmam lazım. Yemeğe kalsaydın? Yok, zaten annemlerle bütün köşk ailesi yemeğe gideceğiz. Son dakika belli oldu. Baban bir şey demez mi? Yok, demez. Durumu biliyor. Kritik bir yemek. Kritik mi? Nasılsa duyacaksınız. Annemle Oğuz abi boşanmak üzereler de. Çok üzüldüm Efe. Gerçekten çok üzüldüm. Baban biliyor mu? Evet, dün söylemiştim. Benim çıkmam lazım. İyi akşamlar. Gerçekten mutlu olmaman için hiçbir sebep yokmuş Yaman. Neredeyse gelir. Babam da geliyormuş. Oğuz abiyle annem derken gelirse işte o zaman savaş başlamış demektir. Evet, işte o zaman yandık. Bütün suçlu biz oluruz. Ya ben Safiş'i bir daha arayayım ya. Alo. İyi akşamlar Füsun Hanım, buyurun. Dinliyorum. Şart mı böyle bir toplantı? Aynı kişiyi evde de görüyorum ama aynı sofraya oturmuyor. Evet, belki de haklısınız. Belki de son kez oturacağız, evet. Ne yapalım? Eğer prosedürse uyuyacağız. Yapacak bir şey yok. Yok vallahi, hayatta gelmem hiç. Hayır. Evet, o adamla aynı evde yaşıyorum, o kötü adamla, ama aynı masaya oturmuyorum. Peki Ergin. Tamam. Sana güveniyorum. Son oturuşumuz olacak ama. Ay, nerede kaldın? Ay abla. Nerede kaldın sen? Ay yavrum. Ama. Ay, yolda kaza olmuş. Neredeler? Muhtarla Numan gelmedi mi daha? Seninle değiller miydi Safiye abla? Yok. Benle değiller. Çoktan gelmiş olmaları lazımdı. Bakayım. Bir arayayım. Oh.
bak. Safiye arıyor. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Senin oburluğun yüzünden hastanelere düşük diyeceğiz. Ben söyleyemem. Ne olur al sen söyle. Ben söyleyemem be. Ya şu telefonu kadın iyice merak edecek. Çocuklara da rezil oldu. Ay. Alo. Alo aşkım. Alo. Muhtar neredesiniz ayol? Şeydeyiz şeyde. Hastanedeyiz hastanede. Senin kocanın oburlu yüzünden hastanelere düştük. Ne hastanesi? Ne diyorsun? Telaş etme. Telaş edecek bir şey yok. Evet evet. Midemizi yıkadılar midemizi. Tavuk susar mısın? Biraz fazla kaçırdık galiba yemeği. Midye tava da zehirli miymiş neymiş. Şey oldu yani dokundu biraz ama şimdi iyiyiz. Merak etme. Niyazi de doktorun yanında. Onunla konuşuyor. Gelmene gerek yok. Ay hangi hastane? Hangi hastane? Ne oldu? Ne hastanesi? Ay Allah'ım ya Rabbim işte görüyorsun değil mi? Mide fesadından hastaneye düşmüşler. Ben gidiyorum çocuklar ya. Duramam ki ben burada. Abla biz de seninle gelseydik. Yok yok yok. Niyazi başlarındaymış. Gerek yok yavrum. Ya görüyor musun? Planımız da mahvoldu. Ne yapalım Safiye abla? Olan oldu artık. Doğru. Ben artık duramam zaten buralarda. Hadi size de haber veririm. Hadi çocuğum. Hadi çocuğum. Allah Allah. Allah Allah. Çok güzel. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Biraz da kahramanlarımız da gelir Ansel'le Gretel. Peki Ferit abi ne yapacağız? Kaçalım. Ya ne kaçması? Damla aklıma bir fikir geldi. Sen babamı arıyorsun, ben Eda ablayı arıyorum. Merve hastalandı diyoruz. Merve sen de köşke gidince hasta numarası yapıyorsun tamam mı? Ha abla ben de tam seni arayacaktım. Geldin mi? Neredesin? Neredesin? Ha gördüm gördüm sizi. Aa çocukları da mı getirdiniz? Sürpriz yapalım dedik. İyi yapmışsınız kızım. Bir şey söylemediniz mi? Seni bekledik anne. İyi. Abla bir de zaten burayı biz çok beğenmedik. Burası böyle biraz hasortik mi diye. Yani pahalı da zaten. Olur mu canım? Ben ısmarlıyorum. Güzel güzel yiyeceğiz. Herkes küt adamdan kaçıyor. Bir trafik vardı ki çocuklar sormayın. Ben bir ellerimi yıkayayım. Siz de siparişlerinizi verin. İstediğinizi söyleyin tamam mı kuzum? Hadi. Ne yapacağız? Ne işiniz var sizin burada Eden? İyi akşamlar. Restoranımızın yeni bir uygulaması bu. Memnunsunuz inşallah. Asıl sizin ne işiniz var burada? Ben yemeğe davetliydim. Asıl ben yemeğe davetliydim. Damla! Ferit! Bak! Ferit! Ya demek baş başa yemek yiyecektik biz ha? Ameliyatlık ulan! Ferit! Ameliyatlık! Hani dükkanı kutlayacaktık ha? Dükkanı. Baba biz aslında... Ya ben kızıma bile güvenemeyecek miyim be? Ya ben bıktım senin sahtekarlıklarından ya. İlla huzurumu kaçıracaksınız ha. Kim kimin huzurunu kaçırıyor Oğuz Bey? Asıl siz benim huzurumu kaçırıyorsunuz bir kere Oğuz Bey. Ya bana nasıl bu kadınla aynı masada yemek yedirmeye kalkarsınız ya? Sen bir dakika nasıl konuşuyorsun öyle ya? O nasıl laf öyle? Ne o öyle o kadın şu kadın bu kadın? Ayıp ayıp. Asıl size ayıp ayıp. Daha fazla dayanamıyorum ben gidiyorum. Siz oturun efendim. Ben gidiyorum. Aa, hiç sizinle aynı masada oturamam. Siz oturun diyorum. Hiç gidiyorum ben. İşte yine en başa döndük. En başa dönmedik Efe. Eskiden kavga edip barışırlardı. Şimdi ayrılıyorlar. Of, afiyet olsun. Affedersiniz. Toplantım yeni bitti. Oh. Ama yorulmuşum ya bugün. Efe nerede? Bütün köşk yemeğe çıktılar. Evet. Neden? Galiba çocuklar evliliği kurtarmaya çalışıyor. Öyle mi? Anladım. Senin haberin var mıydı? Evet tabii. Bu yüzden bu kadar keyiflisin değil mi? Yok canım ne alakası var? Şüleciğim benim işim gücüm başımdan aşkın.
Bir de öyle el alemin gönüllülerine vakit ayıracak halim yok valla. O zaman Arda yardım etsin sana. Pardon anne. Arda'nın artık işlerle ilgilenmesini istiyorum. Ama bu konuda çok deneyimsiz. Hiçbir şey bilmiyor. Anne! Arda, müsaade eder misin lütfen? İş hayatını en iyi senin yanında öğrenebilir diye düşündüm. Bu yüzden en kısa zamanda bizi ofisine davet etmeni istiyorum. Refik'in de olduğu bir toplantıda Arda için uygun bir pozisyon bulabileceğimizi düşünüyorum. Tabii hayatım, tabii. Çok iyi düşünmüşsün. Çok. Mal paylaşımı konusunda da herhangi bir talebiniz olmadığına göre her konuda mutabıkız. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Ega? Yok. Oğuz Bey? Yok. O zaman mahkemede görüşürüz. Gerçi siz ev itibariyle daha erken görüşeceksiniz ama. Ergin. Hı? Gelmiyor musun? Ben biraz daha kalıp mahkemenin hukuksal prosedürlerini gözden geçirelim diyorum. Ne dersiniz Füsun Hanım? Anlaşmalı boşanma davası Ergin Bey. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Olur mu canım öyle şey? Yani ne olur ne olmaz. Biz sağlamasını yapalım. İyi günler o halde. Peki. Ferit'ciğim, ablacığım benim işim bitti. İniyorum aşağı. Matbaa sekretere emanet. Ferit Bey sokaklarda. Ay Ferit'ciğim sen nasıl kibar, nasıl zarif, nasıl iyi bir insansın. Ablanı böyle bir zor gününde yalnız bırakmadın. Helal olsun sana kardeşim. Geliyorum. Vay be. Analar neler doğuruyor. Allah Allah. Yukarı mı çıkıyorsunuz? Yok aşağı iniyorum. Yukarı mı? İyi. Beklerim o zaman. Buyur. Ben yürüyerek inerim efendim. Eda Hanım aynı köşkte yaşıyoruz. Herhalde bir 5 saniye asansörde yan yana aşağı inebiliriz. Ben yürüyerek inerim efendim. Sağ olun. 23. kattayız Eda Hanım. Füsun Hanım çok merak ettim. Acaba neden hukuk seçtiniz? Biraz geyik bir soru oldu galiba. Biraz mı? Aa, elektrikler gitti. Ha, mum var mı? Hmm, tabii, Kaliforniya şarabı da kemancı da var. Jeneratör birazdan devreye girer. Asansöre bilmiyorum ki, ne güzel. İşte merdivenlerden inecektim yani. Eda Hanım, biz de keyfimizden değil herhalde. Siz yorulmayın diye centilmenlik icabı davet ettik buraya herhalde. Niye gülüyorsunuz ki yani? Tut şunu. Ne yani, ben centilmen değil miyim? Su içer misiniz Oğuz Bey? İstemem. Siz bilirsiniz. Of, hala gelmedi elektrik. Dava dosyamın çıktısını alamadım bilgisayardan. Şu kemancıyı arasak mı acaba Füsun Hanım, ne dersiniz? Ayrıca ben
porto şarabını daha çok severim. Jeneratör neden hala devreye girmedi? Ne demek bilmiyorum. Burası bir plaza beyefendi. İş yapmaya çalışıyoruz burada. Gaz lambasıyla çalışacak halimiz yok. Rezalete bak. Allah'tan asansörle değiliz. Eda. Kimse yok mu? Sesimi duyan kimse yok mu? Kimse yok mu? Geldik Oğuz Bey, geldik. Korkmayın. Ben ne korkacağım efendim? Belki Eda Hanım korkmuştur. Ne korkacağım be? Allah Allah. Benim şu anda tek sıkıntım bu adamla aynı asansörde olmak. Korkmayın Eda Hanım. Şimdi bulacağız teknisyeni. Ergin Bey, siz aşağı inip şu teknisyeni bulur musunuz? Başka asansörlere bakmadan gelip kurtarsınlar Oğuz Beyleri. Tabii tabii. Bir avukat olarak ilk işimiz müvekkillerimizi kurtarmak değil mi? Merak etmeyin, hemen geliyorum. Tamam. Ergin Bey aşağı indi teknisyeni bulmaya. Füsun Hanım, asansörde çekmiyor mu telefonlar? Ay, çekmiyor. Ay hay Allah, çocuklar ararsa. O kadar kalmazsınız Eda Hanım. Gerekirse ben ararım çocukları, merak etmeyin. Sağ olun, tamam. Rica ederim. Sizin çocuğunuz var mı Füsun Hanım? Yok. Aa, gecikmeden yapın ama bir an önce. Ne bileyim, okuldu, master'dı, büroydu, işti derken. İnşallah ileride bakalım. Bence çok da geç kalmayın Füsun Hanım. Bende 5 tane var biliyorsunuz. Vallahi maşallah. Ben bir tanesine nasıl bakacağım diye düşünürken kara kara. Çocuklara bakmak erkeklere bakmaktan daha kolay. Oğuz Bey, şu abuk sabuk sesleri çıkarmaktan ve tuhaf nefesler almaktan vazgeçin, oksijeni bitirdiniz. Eda Hanım, siz burada asıl gevezelik yaparak oksijen tüketiyorsunuz ya. Allah. Merhaba. Bina teknisyenini nerede bulabilirim acaba? Biz de bulamıyoruz beyefendi. Ya ne diyeyim ya, tebrikler. Ha Ferit. Ne oldu abi? Elektrikler kesildi. Eda ve Oğuz asansörde yalnız kaldılar. Teknisyen de yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Hiçbir şey. Ya ne diyorsun sen Ferit? Yahu biz 2 gündür onları baş başa bırakmak için uğraşıyoruz zaten. Boş versene Allah aşkına. Ya Ferit, delirdin mi sen? Onları o kadar dar alanda o kadar süre yalnız bırakamayız. Keserler birbirlerini vallahi. Yahu abartma gergin. Kaçıncı kattalar? Ya delirdin mi Ferit? Ne? Ya yürübaşı geçsene ya. Biz de 5 kardeşiz zaten. Hı, öyle mi? Füsun Hanım, neredensiniz siz? Ayvalıklıyız biz. Ayvalık tostu şimdi. Anne baba orada mı hala? Evet. Hem çok çocukla evde büyümüşsünüz, hem de çocuktan korkuyorsunuz. Vallahi ben de anlamadım bu işi. Oğuz Bey, kraker. İstemiyorum. Sizin de o çantanızdan daha ne çıkacak bilmiyorum ki. Bak kalmıyor bari. Efendim? Duyamadım. Size değil Füsun Hanım. Sabah evden çıkarken çantama kraker, su falan koymuştum. Müvekkiliniz ona çemkiriyor. Ya Füsun Hanım, şey diyorum. Hani diyorum, acaba sizin de diyorum kol çantanız küçük bir bakkal kadar şey mi yani, taşıyor mu içerisinde? Eda Hanım'ın çantası öyle de o açıdan ben şey yaptım yani. Var Oğuz Bey, var var. Benim de çantamda her zaman yulaflı bisküvi olur. Siz erkekler de bayılırsınız çantadan çıkan ıvır zıvırlara. Şiştiniz mi Oğuz Bey? Hayır, niye şişeceğim? Ben bir soru sordum, aldım cevabımı ben. Su. Hadi. Müvekkilinizi görmeniz lazım Füsun Hanım. Bir elinde kraker, bir elinde su. Demin car car konuşuyordu. İlaç içeceğim ben, ilaç içeceğim. Pardon, ben size yanlış söyledim. Bende 5 çocuk yok. Bende 6 çocuk var. Aman iyi ki 7.'ye niyetlenmemişsiniz. 7 tane de zor olurdu hakikaten.
Denedik ama olmadı. Kısmet değilmiş. Affedersiniz. Önemli değil. Aslında ben de istiyorum evlenip çocuk sahibi olmayı ama... Hangi erkeğe güvenip de çocuk sahibi olacaksınız? 10 evlilikten 4 tanesi boşanmayla bitiyor. Boşanma davalarının peşinde koşmaktan başımı kaşıyacak vaktim yok. Aa, ama öyle demeyin. Güvenilecek erkekler de var yani. Herkese de haksızlık etmeyin. Ya var var. Var da bize denk gelmedi bir türlü. Ya ama çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Evlilik güzel şeydir Füsun Hanım, korkmayın. Hayatı tek başına yaşamaktansa omuz omuza birlikte yaşamak. Değil mi Eden? Çocuk da oldu mu hem? Vallahi siz de bir acayipsiniz. Madem evlilik bu kadar güzel bir şey, siz niye boşanıyorsunuz o zaman? Çok özür dilerim Füsun Hanım ama binanın teknisyenini bulamadık. Ablacığım, babacığım kurtaracağım sizi, hiç merak etmeyin gerekirse. Dinamitleyeceğim, inatlayacağım burayı ben. Ferit, senden gelecek yardım Allah'tan gelsin. Senin ne işin var burada be? Gitsene matbaaya, matbaaya gitsene. İçeride kalın, muhabbet edin, siz konuşun. Sıkılmayın, ha? Nasıl? Avukat hanım içeride durumlar nasıl? Konuşuyorlar mı? Barışacaklar mı gibi? Şimdi kurtaracağım ben. Affedersiniz Füsun Hanım, o kadar çok iş var ki. Kim geldi? Bir şey değil baba. Hasta bakıcı, hasta bakıcı. Hocam sen gelsene şöyle. Bak, sen git başkalarını kurtar tamam mı? Daha zor durumda olanları kurtar tamam mı? Buradakilerle ilgilenme, burada gayet iyi diyor. Değil, sen delirdin mi? Manyak mısın ama sen? Ama içeride kalanlar var dediler. Hocam. Sen şimdi şunu al. Tamam gidin, mı? Gidin Allah aşkına beyefendi, işinden mi edeceksiniz beni? Biz de böyle çocukken elektrikler gelince alkışlardık. Çok şükür. Teşekkür ederim. Ferit. Hadi ablacığım, binelim asansöre gidelim. İşe geç kalma, patronun kızmasın. Ben sizinle bir daha hayatta o asansöre binmem. Maazallah, kalırız malırız. Kimse sizi davet etmedi efendim. Yürü Ferit. Allah Allah. Çok teşekkür ediyorum Füsun Hanımcığım. Ay, rica ederim. Hadi Erkin'cim. Ya bir tansiyon falan düştü. Ay yürü. Abla şekerim düştü ya. Kusurlarım isterseniz kaldığımız yerden devam edelim ha? Etmeyelim Ergin Bey. Neyi kontrol edeceğiz? Sanki anayasa taslağı hazırlıyoruz. O zaman ben gelip ofisinizden eşyamı alayım bari. Gel bak yeni yatırımımız. Mahvolduk Refik. Ne oldu? Şule bir şey mi oldu Yaman? Şule iyi, iyi de acilen bir ofis bulmamız lazım. Ne ofisi? Şöyle zengin görünen havalı bir iş adamı ofisi. Neler oluyor oğlum? Oğlum, Şule Arda'nın bizim yanımızda çalışmasını istiyor. Onun için de bizim ofisi ziyarete gelecekmiş. Allah kahretsin. Refik, diyorum ki şu Rasim abinin ofisi var ya... ...hani ona rica etsek de şöyle onun ofisini bir iki saatliğine falan ha? Olur mu lan öyle şey? Daha iyi bir fikrin varsa sen söyle. Çok güzel oldu. Hadi siz şimdi servislerinize gidin tamam mı? Görüşürüz yarın. Saçların ne güzel. Arda? Arda nasıl ya? Yakışmış mı? Çok yakışmış. Artık babana yakalanmamak için girmediğim kılık kalmadı galiba. Bence çok romantik. Anlat bakalım evde durumlar nasıl? İyi. Emin misin? Evet.
Galiba annemin yanına taşınmak iyi bir fikirmiş. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama. Ciddi misin? Evet, sayende. Efe geliyor, sonra anlatayım. Monsieur, ne bu kılık? Şahattın şahbaz olmuşsun. Ne yapalım oğlum, Ceren'le buluşmak için işte. Vah vah, durum bu kadar vahim yani. O zaman ben size bir kıyak yapayım, hafta sonu Ceren'i kaçırayım evden. Yoksa bu işin sonu yok. Sen servis şoförüne kadar gideceksin. Ay canım kardeşim benim. Oy oy oy. Eyvallah kaptan. Eyvallah da Oğuz abi birazdan buraya gelir. Sen yavaştan topukla, yoksa hafta sonu yalan olacak. Ya var ya, başka bir şey için olsa sabaha kadar gelmez elektrik. 5 dakikada geleceği tuttu. Ferit, bunların barışması için işimiz zaten elektriğe suya kaldıysa durum hiç de iyi değil demektir. Durum hiç iyi değil zaten Damla. Görmüyor musun, avukatlarıyla toplantı yaptılar. Bir şey yapmazsak boşanacaklar ya. Doğru söylüyorsun, evet. Nasıl geçti avukatla toplantı? Süper. Baba ayıp ya. Sanki bir dertten kurtuluyorsun ha. Babalarla konuşurken ne yapıyoruz? Seçtiğimiz kelimelere biraz daha dikkat ediyoruz Ceren Hanım. Ya ama baba, siz de gerçekten çok uzattınız artık. Ya yeter, barışın artık ya. Şşş. Büyüklerin verdiği kararlar tartışılmaz. Rica ediyorum. Allah Allah. Hadi oğlum. Niye geldiniz lan? İşim gücüm var benim. Rasim abi, bizim senden bir ricamız olacak. Neymiş? Abi bizim bir toplantımız var da senin ofisi birkaç saatliğine kullanabilir miyiz diyoruz. Yine kimi kafalayacaksınız lan? Aa, estağfurullah abi, ne kafalaması? İş toplantısı. İş. İş abi, iş. Ben sizin işleri bilirim. Yine kimi tırnaklayacaksınız lan? Abi ayıp oluyor ama. Ulan siz daha cin olmadan şeytan mı çarpmaya kalkıyorsunuz? Benim mekanımda beni uyutup milletimi dolandıracaksınız. Şerefsizler. Defol ulan. Görürsün lan sen. Beni katil etme lan. Defol ulan. Hadi. Delirmiş oğlum bu Rasim. Onunla sonra hesaplaşacağım. Benim ne kadar güçlendiğimin farkında değil Denyo. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gidip bir ofis tutup dayayıp döşeyeceğiz. Borçlar ne olacak peki? Refik, sana konduğumuz servet elimizden gidiyor diyorum. Sen bana borçlar ne olacak diyorsun. Yürü hadi, yürü. Ne Ferit abi ne de Numan amca hiçbir şey yapamadılar. Bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız Timur? Tahir dedeyi mi arayacağız? Bilmiyorum. Benim aklıma bir fikir geldi. Efendim? Gerizekalı! Aptal! Ya çocuklar dursanıza! Ne oluyor ya? Abla! Timur bana vurdu. Ne? Ya vallahi ben bir şey yapmadım. Yalan mı? Salak! Aa, ama çok ayıp kızım, öyle salak malak çok söyleme öyle şeyler. Baba, Timur önce benim saçımı çekti, sonra vurdu. Hayır baba, Merve yalan söylüyor. Timur haklı, her şeyi Merve başlattı. Evet, her şeyi o başlattı. Ay, ne oluyor? Ay. Ne bu gürültü? Merve? Anne bana Merve tükürdü, tükürdü. Doğru mu bu Merve? Ya inanmıyorum size ya. Ablam da babam da bana inanmıyor. Geçiyorum tarafında. Tamam bebeğim, ağlama, tamam dur. Mutlaka vardır Timur'un da bir kabahati. Yoksa durup dururken tek kişinin çabasıyla bu raddeye gelmez işler. Ya okulda birkaç çocukla bir olup bana salça kafa deyip dalga geçiyorlar. Ya yalan atma ya. Timur. Ben öyle bir şey yapmadım bir kere. Timur. Ne yaptın abicim sen? Tamam kuzum, ağlama. Biz aşağı inip kız kıza bu durumu bir konuşalım. Tamam? Ağlama artık, yeter. Hadi bakalım. Merve. Ya ama vallahi ben bir şey yapmadım. Hadi Allah rahatlık versin ablacığım, yatıyorum ben.
Abla inşallah Allah rahatlık verir. Çünkü benim içim hiç rahat değil. Çocuklara mı takıldı kafan? E tabii. Yani ayıptır söylemesi sizin yüzünüzden çocukların psikolojisi bozuldu ya. Ya haklısın, ben de kahroldum ama ne yapayım Ferit ya? Ya ne yapayım olur mu baba? Ya boşanacaksanız bile böyle karşılıklı gelin, iki medeni insan gibi oturun, konuşun, öyle boşanın. Ya sen Eda Hanım'la karşılıklı oturup konuşulabilecek mi sanıyorsun yani? He? Bağırmadan, çağırmadan mümkün mü böyle bir şey? Sen tanımıyor musun Eda ablanı? Yapma baba ya. Gerçekten çok ayıp. Çok ayıp. Haksızlık ediyorsun. Ayrıca bu sefer konu siz değilsiniz, çocuklar. Hatırlatırım. Buluşun, konuşun. Tamam. Konuşurum ama bir şartım var. Tamam. Buluşuruz ama bir şartla. 39, 40, 41. 42, 43, 44. Damla sen bir iki adım geri git, demin fazla adım atmıştın. Damla gitme. Çünkü Ferit'in adımları büyük. E ne yapacağım? Tamam, ben bir adım geri gidiyorum. Sen de bir adım öne gel. Tamam mı? Oldu mu? Ortası mı? Tamam mı? E tamam, ortası işte baba. E tamam işte, ortası oldu baba. Abartma. Hadi anne ya, donduk. Çabuk. Yerinizi bozmayın, geliyorum. Amma zorladılar be. Tarafsız bölgede tam ortada buluşacağız diye tutturdular. Böyle dikilip duracak mıyız Oğuz Bey? Ben de onu diyecektim. Yok, sakıncası yoksa oturalım şöyle isterseniz. Buyurun. Ya tutturdular da ne oldu? Çizdiğimizle kaldık, oturdular oraya işte. Bakalım iki denk kuvvetin mücadelesi nasıl geçecek? Az sonra. Hadi yürü. Aferin çocuklar size. Çok güzel oynadınız. Vallahi siz olmasaydınız hayatta buluşturamazdık bunları. Fikir Ceylin abladan geldi ama. Aferin kız. Fikir güzeli. Bana bak, kameranı aldın mı sen? Aa evet aldım. E hadi çeksin o zaman. İlk hamle Eda'dan geldi. Merve ile Timur da bir günde barıştılar. Ya dün birbirlerini yiyorlardı. Bence birbirlerini yemiyorlardı. Bizi yiyorlardı. Bak, bir de kameraya çekiyorlar şimdi. Ceren kızım çekmesene. Eda abla ben sizi çekmiyorum ki. Manzarayı çekiyorum ben. Sayende ne hallere düştük Oğuz Bey ha? Sayenizde film olduk Eda Hanım, film. İki dişli rakibin mücadelesi. Bakalım yenişebilecekler. Madem buluştuk, eteğimizdeki taşları dökelim. Vallahi buluştuk diye sizi affetmiş değilim ona göre. Ben de işlerime karışmanızdan dolayı sizi affetmiş değilim Eda Hanım ama... davaya gitmemiz iyi bir fikir değildi. Boşanma lafını ben çıkarmadım. Keltoş avukatını da sen tuttun, ben tutmadım. E sen bu ağzından bu lakırdıları çıkarmasan, o boşanma işlerini çıkarmasan... hiç iş bu raddelere gelmeyecekti. Tamam dedim. Dedim ama dellendim. Dellendim. Senin beni aile reisi olarak görmemen benim sinirimi bozdu yani. Ben de senin ağzından çıkanı kulağının duymamasından sıkıldım. Yapıp yapıp ondan sonra özür dilemenden sıkıldım Oğuz. E ama Eda Hanım, ben tanıştığımızda da böyleydim zaten. Ben de tanıştığımızda böyleydim Oğuz. Çocuklar da dondu.
Bizim yüzümüzden, yazık. Bu bir konuşmayla çözülecek iş değil ama. Bence de. Yani en azından şimdilik davayı durduralım. Tamam. Ama ben yine alt katta yaşayacağım. Tamam, peki anlaştık. Anlaştık. Ya Eda Hanım, şöyle iş ortağım gibi elimi sıkmasanıza, bir sarılalım da çocuklar sevinsin. Ha? Sen zaten benden boşanamazsın ki. Niye? Boşanamazsın, gözlerimden belli birincisi. Sen bana aşıksın. İkincisi, zehir gibi bir avukatım var. Alırım köşkün yarısını. Öyle mi Oğuz Bey?